Arkadaşlar hepinize merhabalar. Bugün sizlerle birlikte 2020 iPad Pro 12.9 inç olan modele bakacağız. Şimdi bana dediniz ki bunun incelemesini yap, incelemesini yap. Yapacaktım tabii ki ama acele etmekte bir anlam görmedim çünkü niye bu ürün zaten çıkalı bir yıl oluyor artık. E ben elime alalı 3 ay oldu 3 ayda iyice kullandım tanıdım ki ben zaten iPad'de yaşayan biriyim 2-3 senedir baktığınızda. O yüzden bugün bunları güzelce harmanlayıp derinden bir inceleyeceğiz. Umarım videonun başına koyacağım klibi de beğenirsiniz. Küçük bir derleme yaptım. Şimdi şöyle bir durum var. Bu videoda tabii ki bütün teknik özelliklerine değinebildiğim kadar değineceğim ama bu teknik özellikleri gerçek hayatta nasıl kullanabiliriz, kullanabildim mi ya da ne bileyim işe yaradı mı bunlardan bahsedeceğim. Çünkü niye? Bu cihaz zaten şu anda 10 bin küsür liraya satılıyor sadece kendisi. Dolayısıyla 10 bin liraya bir tablet aldığınızda 10 bin lirayı veriyorsanız memnun kalmama gibi bir ihtimaliniz söz konusu değil. İşinizi görmese bile kendimiz öyle bir kandırırız ki memnunmuşuz gibi durur. O yüzden tek 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 özelliklerinden yargılamaktan ziyade tecrübelerini birleştireceğim. Şimdi hemen fiyatından başlıyorum. Ben bunu satın aldığımda eğitim indirimiyle satın aldım. Yanında AirPods'la almıştım. Toplamda 13000 değil 12... Kaç para ödedim lan ben? Toplamda 11.000 TL ödedim diye hatırlıyorum yanlış olmasın. Bunun 800-900 küsür AirPods Pro'ydu. Geriye kalan işte 9.000 küsür iPad geliyordu. 1000 lira, 800 lira civarında kalem geliyordu. Böyle bir fiyata aldım. Çünkü zaten almak istiyordum. Eğitim indiriminden faydalandım. Eğitim indiriminden faydalanmak için bu arada yapmanız gereken hiçbir şey yok. Verilen aralıkta Apple'ın mağazasında, internet mağazasına girip öğrenci mail adresinizi vermeniz ya da ben öğrenciyim demeniz yeterli. Başka da bir numarası yok. Şimdi iPad az önce önümdeydi. Şu anda bu kısmı aldım. iPad'in görsellerinde ben ara ara buraya koyacağım zaten. Şimdi teknik özelliklerine bir girelim. Ürün 18 Mart'ta çıktı genel olarak baktığımızda. Çıkalı gerçekten bir yıl olmasını çok az var. Ama şu anda endüstrideki en iyi tablet bu bunun aksi fikrini iddia eder etmesin. Çünkü böyle bir şey yok. Şimdi normalde nedir? Ben Apple ürünlerini seviyorum ama şimdi S21 Ultra çıktı. çok iyi telefon. Ben gidip de onu 11 ile 12 ile kıyaslamam yani. Çünkü farklı bir dünya o. Ama tablet olayında olay farklı. Apple bu sektörü domine etmiş durumda tablet açısından. Ve alabileceğiniz en iyi, en yüksek özelliklere sahip tablette iş görme bakımından bu olacaktır. Şimdi ekran müthiş. Ekranın hemen bir çözünürlüğünden bahsedeyim. 2048 e 2732 12.9 inç benim ekranım. Ve yani ben bu cihazı aldım. ilk 6-7 saat sadece ekranını seyrettim. Tabii ki işlerimi hallettim ama öyle bir ekran yok arkadaşlar. Baktığınızda büyüleniyorsunuz o ekrana. Bunu belki de 10 bin lira 12 bin lira verdiğim için de söylüyor olabilirim. Ama Gerçekten ekran konusunda inanılmaz bir iş başarmışlar. Çok kısaca bir kamerasının üzerinden geçeceğim. Detaylı olarak kameraya da geleceğim zaten. 12 megapiksel, 2160p yani 4K bir kamerası var. Her şey için yeterli ama iPad'i çıkarıp da böyle fotoğraf çekmediğimiz için ben çok da önemsemiyorum açıkçası. Ön kamerasına değineceğim. 6 GB RAM var bu modelinde. A12Z çipini kullanıyor. Şimdi A12Z baktığımız zaman A14 çıktı. Geride kalmış gibi ama hayır geride kalmış değil. Aslında A14'e eğer ki bir iPad çıkmazsa ki 2 yıl bir çıkar iPad'ler. İkinci bir e ekliyorum. iPad'lerle ilgili yeni planlar da var şu anda. MicroLED koyup bu yıl çıkaracaklar gibi gibi. Ama neyse yani en yeni çiplerden bir tanesi. 12 olması sizi aldatmasın. Performans olarak da çipin performansı, RAM'in performansı uygulamalar cinsinden müthiş. Ben Call of Duty'yi de PUBG'yi de en yüksek olabilecek grafiklerinde çok net bir şekilde oynayabiliyorum. Photoshop programlarını Adobe'nin renderlı programlarını, video programlarını, LumaFusion'ları bunların her birini hiç takıntısız, kusursuz kullanabiliyorum. 6 GB RAM gayet yeterli ve fazlasına da ihtiyaç yok. Batarya olarak baktığımızda 9720 mAh'lik bir bataryası var. Ama şunu açık açık söylüyorum. iPad Pro'yu benle birlikte alan çok yakın bir arkadaşım daha vardı Hakan. O da aynısını söylüyor. Bence pil birazcık çabuk bitiyor. Ekranın 120 Hz olması belki bunda bir etkidir ama gerçekten pil konusu daha iyi bir performans alınabilir gibi bakıyoruz bakılıyor ama aktif kullanımda benim bu bahsettiğim kullanım 9750 miliamper olan batarya bilgisayar gibi kullandığınızda yani bilgisayarınız yok gibi düşünün. Her şeyi buradan yapacaksınız. Mail yazma, video izleme, oyun oynama, yazı yazma, not tutma, ne bileyim iş yapma böyle yaptığınızda bir gün çıkıyor ama çok ucu ucuna çıkıyor yani. O yüzden birazcık batarya konusu daha da gelişebilir. Hafıza seçenekleri olarak 128, 256, 512 var. Ben bireysel olarak 128'e aldım. Bütçeden dolayı daha fazla vermek istemedim. Zaten USB-C girişi var. Ben hard disk kullanıyorum, SSD kullanıyorum, Google Drive kullanıyorum, iCloud Drive kullanıyorum 2 TB gerek duymadım almaya, bana yetiyor şu anda. Ama şöyle bir sorunu var. Ben herkese 256 tavsiye ediyorum. Benim de hata olduğunu kabul ediyorum şikayetçi olmasam da. Çünkü niye? Mesela bir programda bir edit yapmak istiyorsunuz. Nedir? Hard diskten bir dosya alacaksınız, değil mi? hard disk üzerinde, SSD üzerinde çalışamıyorsunuz iPad'de. Yani sizin her türlü o dosyaları alıp iPad'in içine atmanız gerekiyor. Bu ne demek oluyor? iPad'i kullanırken Şimdi farazi konuşuyorum böyle bir şey yok muhtemelen ama 128 GB'lık bir dosya kullanacaksınız. Örnek veriyorum 130 GB. Bu 130 GB'lık dosyayı siz nedir ben SSD'mi takarım USB C girişiyle kullanırım diyorsunuz. Bir bakıyorsun onu sen aslında tablete atmalısın. E senin tabletinde 130 GB'lık yer yok. 128 GB alırsan ne yapacaksın? Şimdi bu ekstrem bir örnekti ama genel mantık bu şekilde. Bence 256'dan başlanması önemli. Şimdi ölçüleri 280 215 5.9 mm. A4 boyutu kadar aşağı yukarı ve çok ince. Hatta internette ben bazı videoları izliyordum. Hatta ben bazı oyun oynarken kafayı yiyip şöyle şöyle falan yapıyorum. Ondan kontrol ediyordum o kadar ince ve kağıt gibi ki yamulanlar olmuş. Baya bu kasada yamulma problemi var. İnsanlar bunu alıp eliyle böyle kırarsa kırılır tabi ama çantasına koyup yamulan duydum gördüm internette benim tanıdığım değil ama bizzat tanıdıklarım bizzat kullananlar hiç böyle bir şey söylemediler. Dolayısıyla çok estetik, tasarımı da çok şık, çok yakışıklı duruyor yani. Bu bağlamda da çok güzel. Ağırlık olarak 641 gram. Eğer ki siz sadece tableti kullanacaksanız yani bir cam koruma, arkasında düz bir silikon kılıf, hadi böyle gideyim derseniz çok hafif. Ama ne zaman ki bu gidip de Magic Keyboard ile birleşiyor, Magic Keyboard'a da geleceğim, işte o zaman gerçekten çok ağır bir hale geliyor ama tabletin kendisi gayet hafif. Şimdi ekran gövde oranımız %85. Ekran gövde oranına baktığımızda gayet iyi bir oran. Şimdi ben notlarımı da şöyle göstereceğim. Hani neredeyse artık çerçevesiz diyebileceğimiz boyutta. Ama bana kalırsa daha da ince olabilirmiş yorum yapmıyorum. O bakımdan kesinlikle çok şık. Ekran kesinlikle her şey için yeterli. Hatta şöyle diyeyim ben bir tarafta YouTube videosu açıyorum. Bir tarafta Notability'yi açıp not alıyorum. Bu bağlamda da çok yeterli. 265 ppi'lik bir değeri var piksel per inç. Yani bu ne demek oluyor? Birim alanda ne kadar çok piksel olursa o kadar güzel bir görüntü verecektir ve bu değer burada 265. Bir küçük modelinde daha fazla olacaktır bu model. 12.9 inçlik bir ekrana göre 260 ppi gerçekten çok güzel. iOS 13.4 de geliyor. iOS 14.3'e kadar da çıkabiliyor. Bu bağlamda baktığımızda versiyonun iOS 14'te gelmesi İyi olurdu çünkü 14 çok iyi bir sürüm iPad'ler için. E şimdi ben belki 14.1'de kalmak istiyorum. Bu yüzden baktığımızda 13 ile mukayese ettiğimiz zaman birazcık bu bir dezavantaj. En son sürüme gitmem gerekiyor. O yüzden buna da dikkat etmek gerekli. Şimdi gelelim kameralarına. F1.8 12 megapiksel. Önemli mi? Değil. Niye değil? Çünkü zaten iyi çekiyor. Zaten iPad'de biz böyle fotoğraf çekmiyoruz. Ama online dersler, online toplantılar için ön kameraya geliyor. Aynı şekilde 10 megapiksel f2.4'lü bir kamerası daha var bunun. Biri normal kamera, diğeri de ultra geniş kamera. Tabii ki bunu böyle bir yere sabitlediğinizde kullanmak için falan çok başarılı bir kamerası mevcut. Ön kamerasına geliyorum. Ön kamerası da bilgisayar ve Macbook kameralarından çok çok daha iyi bunu açık yüreklilikle söyleyebiliyorum. Hani ben ne zaman mesela bilgisayardan iPad'e geçsem insanlar diyor ki aa kameramı değiştirdin falan filan. 7 megapiksel F2.2 1080p 30 60 karelikte video çekebiliyor ve ön kameramızda bu portre modunu da kullanabiliyoruz. Ben önce bir aldım iPad elime. Aa dedim portre modu var ne güzel bir açtım. Ön kamerayı açtı. Bu kötü bir şey mi? Tabii ki değil. Ama bilmekte fayda var. Arka kamerayla portre modu kullanamıyoruz. Çünkü telefoto lensimiz yok. Arkadaşlar içeriklerimden memnunsanız kanalıma abone olmanız beni çok mutlu edecektir. Bu tabletin benim en beğendiğim özelliklerinden bir tanesi de hoparlörleri. Yani 4 tane stereo hoparlör var ve gelen ses İnanam, i̇nanamazsınız, ben hoparlör kullanmayı bıraktım. Artık bunu alıyorum, bir yere koyuyorum. Sessizce müziğimi açıyorum ya da yüksekçe açıyorum. Films konusunda inanılmaz, müzik konusunda inanılmaz. Eğer ki multimedya konusunda tüketim için bakıyorsanız bu cihaz muazzam. Ses konusunda size en iyi performansı verecektir. USB Type-C girişi olduğunu zaten söyledim. Bu güzel bir şey ama iPhone'unuzun şarjıyla şarj edememeniz de bu bağlamda kötü. Şimdi ben mesela odama gittiğimde istiyorum ki hem iPad'imi hem iPhone'umu aynı kabloyla şarj edeyim. Hızlı şarjla tak tak. Öyle bir durum yok. USB-C, USB-C girişli. Bu ne avantajı sağlıyor bize? Aynı zamanda data kablosu olduğu için yeni aldığınız teknoloji cihherin kablolarını ortaklaştırabiliyorsunuz. iPhone'lar USB-C olsa ne kadar güzel olacak. Ama dediğim gibi USB-C konusunda da bence güzel bir seçim yapılmış. MacBook'lara bağlarken aşırı rahat eğer 2016 ve sonrası bir cihaz varsa elinizde. O yüzden benim buna puanım gayet iyi. Kabloları daha uygun fiyatlı ve başka markalarında bulunabiliyor. Mesela siz USB-C olan ama Apple olmayan bir sürü kablo kullanabilirsiniz. Burada çakma olmayan yani kaliteli markalar ama Lightning'de o kadar opsiyon yok. Bu yine güzel bir şey. MacBook adaptörüyle şarj edebiliyorsunuz. Bakın bu kötü. Kesinlikle bunu yapmayın. Ama ben bazen üşendiğim zaman MacBook'tan çıkarıyorum şarjı. O zaten sürekli şarjda artık. Kasa gibi kullanıyorum. MacBook Pro'dan çık iPad Pro'ma tak takıyorum ve inanılmaz hızlı şarj ediyor. Zararlı mı? %1500 zararlı ama yapabildiğimizi bilmekte fayda var. Şimdi iPad Pro'nun çok kaliteli bir özelliği var arkadaşlar. O da reverse charging dediğimiz ters şarj özelliği. Bu ne demek? Yani ben iPhone'umu elime aldığım zaman kablosunu buraya takıyorum ve iPad'e kablosunu taktığım zaman ne oluyor? Benim telefonum şarj oluyor. Aslında 10.000 mAh'lik bir powerbank olarak da bunu düşünmemiz mümkün. iPhone'larda böyle bir şey yok ama mesela yanınızda bir kablo varsa ya da taşınabilir şöyle çok ince USB-C lightning kabloları muhakkak vardır. Yanınızda taşırsanız iPad'iniz, telefonunuz ve AirPod'unuz olduğunu düşünüyorum. Tak 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 hemen hepsini şarj etmeniz mümkün. Bu bağlamda müthiş olmuş. Ben bunu sürekli kullanıyorum. Fiyatından bahsedeyim. Dediğim gibi 9500 TL. Yaklaşık olarak 800 ile 1000 lira arası hafıza attıkça bu oynuyor. En yüksek alabileceğiniz modeli de bunun 512 GB olması gerekiyor. Zaten ona da 12-13 bin lira para ödüyorsunuz. Ama fiyatlandırması da bu şekilde. Kameramdaki alan bitti çok tatsız oldu. Şimdi şuradan girmek istiyorum. Magic Keyboard'dan bahsedeceğim. Magic Keyboard arkadaşlar 3000 lira. Yani 3000 3500 lira hatta boyutuna göre değişiyor bu. 3000 liraya ben açıkçası değer görmedim ve almadım. Neden almadım? Çünkü gittim bir tane internetten şundan aldım. Bu bildiğiniz bir iPad'i e de taşıyan bir stand. Bu arada böyle bir stand almak istiyorsanız monitör olarak kullanmak için vesaire bu monitörleri taşıyacağından, iPad'i e taşıyacağından emin olun. Bu gayet güzel taşıyor. Bununla birlikte bende klavye de vardı. Magic Trackpad de vardı. Bu yüzden almadım. Ben şu anda kullanmak istediğimde bunun üzerine koyuyorum. Klavyeyi getiriyorum. Trackpad'i kullanıyorum. Gayet iyi. Trackpad ile ilgili bir bilgi vermek istiyorum size. Bu Magic Trackpad yani arkadan açıp kapamalı bağlamalı Magic Trackpad'i kullandığınızda Magic Keyboard'un içindeki Magic Trackpad'e kıyasla bakarsak eğer daha yavaş. Yani donanım olarak bağlanan smart konnektörle çok güzel gerçekten. Diğeri de güzel işimi kesinlikle görüyor ama daha hızlı olduğunu fark ettim. Magic Keyboard'un şöyle de bir kısırlığı var arkadaşlar. Niye almadım özellikle? Çünkü Magic Keyboard kullanırken siz yazı yazamıyorsunuz. Ben kalemi kullanıp yazı yazmak istiyorsam Magic Keyboard'dan çıkarıp buraya almam gerekiyor. Ben zaten %99 bu alette yazı yazıyorum klavye yerine. Dolayısıyla benim tercihim bunu almamaktan yana oldu. Ha, şunu söyleyeceğim. Magic Keyboard takılıyken daha hızlı şarjı bitiyor. Magic Keyboard'un yandan USB-C'li girişi var biliyorsunuz. Daha yavaş şarj ediyor. Bunlar bilinmesi gerekenler. Şimdi Smart Connector olayından bir bahsetmek istiyorum. Eskiden biliyorsunuz kenardaydı. Artık cihazın arkası direkt mıknatıslı bir konnektör. Yani ben bunu Magic Keyboard'a yapıştırdığımda çektiğim anda çıkarıp kullanabiliyorum. Böyle bir özelliği var. Ama şunu belirtmek istiyorum. Kap ve kılıf kullanımında Magic Keyboard fonksiyonel olarak kullanılamıyor maalesef. Yani bu ne demek? Ben bir kap taktığımda Magic Keyboard'a yapıştırırsam klavye özelliği ve trackpad özelliği benim elime gelmiyor maalesef. Orasını boş bırakan ya da orayla birlikte optimize çalışan bir ürün daha Türkiye'de yok. O yüzden bu bizim adımıza kötü. Magic Keyboard yerine alınabilecek Logitech alternatifler daha Türkiye'de yok. Bu da bizim adımıza kötü. Paperlike'ın orijinali Türkiye'de yok. Bu da bizim adımıza kötü. Şimdi bir şeyden daha bahsetmek istiyorum. Kılıf ve aksesuar. iPad Pro aksesuarları Türkiye'de maalesef ki çok fazla yok. Dolayısıyla bu kötü bir durum. Yurt dışından alıyorsanız direkt kap falan bunları alın. Kılıf çok pahalı 900 lira. Ben bunun yerine işte trend yolu hepsi buradan aldığım 130 liralık 170 liralık kılıfı kullanıyorum. Çünkü o parayı ona vermek istemedim açıkçası. Ama Magic Keyboard'la birlikte alırsanız zaten işinizi görecektir. Şimdi kullanım senaryolarından bahsedelim hemen. MacBook Pro mu, iPad Pro mu? Baktığınız zaman eğer bir bilgisayarınız yoksa ben her zaman MacBook Pro cevabını veriyorum. Çünkü iPad ne kadar güzel ve taşınabilir olsa da bir bilgisayar yerini eğer ki profesyonel bir iş yapıyorsanız tutmayacaktır. Benim ama yaptığım bütün Photoshop işlerimi, video editi işlerimi basit düzeyde hani profesyonel müşteri işleri falan değil çözmekte hiçbir problem ve sıkıntı yaşamadı. Gayet yeterli oldu. İş için baktığında Word'dür, Excel'dir, Mail'dir. Yani klavyeye birazcık alışmak zaman alıyor. Bu kötü bir şey değil kesinlikle. Dolayısıyla buna dikkat etmek gerekiyor. Excel gibi işler için o trackpad'e de birazcık alışmak gerekebilir. Durum bu şekilde. Yani ben hiçbir sorun yaşayacağınızı düşünmüyorum. Mail'dir, şudur, budur. Ama Multitasking olayının bir sınırı var. Yani ben bugün mesela tabii benim 32 inçlik monitörüm var kullandım profesyonel. Onu kullanırken bir tarafa Excel e açıyorum, bir tarafa WhatsApp'ı açıyorum, bir tarafa Word'ü açıyorum, bir tarafa video edit'i açıyorum. Dörde bölüp kullanıyorum. Burada böyle bir şey fiziksel olarak da mümkün olmasa da donanımsal olarak, yazılımsal olarak da mümkün değil ama yani çok büyük bir problem teşkil edeceğini düşünmüyorum. Basit düzeyde gayet iş görür. Eğlence için baktığınızda alabileceğiniz en güzel cihazlardan bir tanesi. Hele ki bir de bir Apple TV'niz varsa oraya yansıt, buraya yansıt, aç buradan izle. Sesler çok iyi, müzik inanılmaz yapılıyor. Yaratıcılık çok iyi. Dolayısıyla bu da bence 10 numara 5 yıldız. Tüketim için, içerik tüketimidir işte bu tarz işlerde müthiş bir tamamlayıcı. Çizim için gibi işlerde müthiş bir tamamlayıcı. Kesinlikle asla yanlış yola girmezsiniz bununla. İçerik üreticiliği derken profesyonel çalışma olarak da eğer ki sizin ekosisteminizde iPad uygulamaları iyiyse şimdi ben bakıyorum LumaFusion gayet iyi, Adobe gayet iyi çalışıyor iMovie gayet iyi çalışıyor ama benim istediğim performansı veriyor mu profesyonel manada? Vermiyor. O yüzden eğer ki sizin senaryonuzda bu performansı veriyorsa iPad ekosistemi tadından yenmeyecektir. Çok güzel olur sizin için. Şimdi bu kısmı aslında ben videoyu çektikten sonra kaydediyorum. Çünkü fark ettim ki birkaç nokta daha ekleyebilirim ben buraya. Editten sonra baktım. Şimdi Apple Pencil hakkında biraz konuşmak istiyorum. Apple Pencil'ın bu tepeye yapışma olayı gerçekten pratik ama bir kılıfla kullanmazsanız düşebiliyor. iPad 8 ya da iPad Air'da, gerçi iPad Air'da da böyle ama o tarz cihazlara baktığımız zaman da yine bu şekilde bir kılıfla bunu tutturmanız gerekiyor. Dolayısıyla hani sokağa çıkarken şimdi ben pandemi dönemi olduğu için çok umursamadım ama kalemi böyle taşımak sıkıntı. Düşer yani. Onun dışında gecikmesi, yazı yazması tamamen sıfır. Yani hiç sizi korkutmasın. Kalem nasıl bir hissiyat veriyorsa aynı şekilde bir hissiyatı bu da veriyor. Ama şunu da söylemem gerekiyor. iPad 8'de Apple Pencil 1 ile şarj olma biçimleri arasında başka ne fark var diyecek olursanız başka bir fark yok. Verdiği tecrübe tamamen aynı. Kaleme de bir sürü aksesuar satın alabiliyoruz ama çizim için, yazı için, defter yerine kullanmak için muazzam bir opsiyon ve piyasadaki en iyi stylus olduğunu da düşünüyorum ben bu kalemin. Logitech'in bir tane güzeli var ama onun kıyaslamasında belki ileride yaparım. Şimdi bahsetmek istediğim bir nokta da şu Paperlike. Paperlike dediğimiz nedir? Ekran koruyucu. Bu ekran koruyucu aslında kağıt gibi bir hissiyat verdiği için bize Paperlike diye sunuluyor ve yurt dışında bu fiyatlara satılıyor işte. Ama Türkiye'de Paperlike'ın orijinali yok. Paperlike diye satılanlar 150 lira, 200 lira olanlar 50 lira, 70 liraya alabileceğiniz hani 2021'in parasıyla konuşuyorum Ocak ayının. Baktığınızda mat ve ince ekran koruyucularıyla tamamen aynı. Bu yüzden ben iki tane aldım. Bir Paperlike, bir normal. ile normal arasında hiçbir fark yok. O yüzden 50 TL ile 70 TL arasında verip ben ince ve mat bir ekran koruyucu buraya taktım. Parmak izi yapmıyor, çok güzel. Ekranda herhangi bir piksel dağınıklığı yapmıyor hiç problem değil ve Paperlike'ın verdiği hissiyata yüksek yakınlıkta bir hissiyatta veriyor. Çok çok yakın yani ama şöyle bir sıkıntısı var darbelere vesaire dayanıklı değil. Bu da demek oluyor ki ekran koruyucuda iz kalıyor o iz de kalemin ucunu sıkıntı yapıyor bir süre sonra. Çok çabuk çiziliyor ve garip bir şekilde yağ izi kalıyor üzerinde ciddi temizlemezseniz. Yani ben Paperlike gibi bir ince ve mat bir koruyucuyla kullanmaktan çok memnunum ama cam olanlar da gayet güzele benziyor. Haberiniz olsun ama yani şeye düşmeyin 200 lira orijinal Paperlike öyle bir şey yok Türkiye'de. Şimdi bir sonraki konumuz mikrofonlar. Mikrofonlara da değinmemişim. Mikrofonları da çok güzel bunun. Stereo kalitesinde mikrofonlar var. Şimdi bana eğer derinden teknolojinin Instagram hesabından soru soranlar varsa burada bilir. Bazen ses kayıtlarım o kadar kaliteli gidiyor ki çünkü iPad'den çekiyorum. Yani 4 kişi 5 kişi bir podcast yapacağız deseniz hani gürültü olarak da işe eşya, eşya dolu çok yankı yapmayan bir odaya gitseniz iPad'inizi şöyle koysanız yükseltilmiş bir şekilde inanılmaz bir stereo mikrofon görevini görecektir. Toplantılarda, konuşmalarda, ses kayıtlarında çok başarılı mikrofonları tavsiye ediyorum. Ve bir nokta daha var. Şimdi bunu aldığınız zaman arkadaşlar MacBook'larınıza Sidecar özelliği sayesinde ya da daha eski bir MacBook kullanıyorsanız iPad Pro'nuz yoksa ya da Duet display özelliği sayesinde ikinci bir ekran olarak kullanabiliyorsunuz. Ben işlerimi yaparken bir yandan orijinal programı kullanıp yan tarafta ekran yetmediğinde ya da sağdan soldan sürükle işleri yaptığımda sürekli kullanıyorum bunu. Ya da ekranı mirror display olarak yansıtıp dokunmatikle kullanabiliyorum. Çünkü Sidecar sayesinde ben bilgisayarımın ekranını buraya yansıtabiliyorum ve dokunarak onu kullanabiliyorum. Yani yattığım yerden Final Cut'la mesela bir şeyler editleyebiliyorum. Tabii 2020 olmasının da burada efekti çok fazla. Ama genel olarak eklemek istediğim şeyler bunlar. Evet arkadaşlar genel olarak iPad tanıtımı benim için bu şekilde. Ben iPad'de 4 yıldır çok içli dışlı yaşıyorum. Üniversite hayatımı hep iPad'de geçirdim. Ve bu cihazın elime gelmesi de gerçekten beni çok mutlu etti. Çok aktif kullanıyorum. Oyun için, diğer işler için çok kaliteli bir kullanım sunuyor bana. Hani bütçe konusunda probleminiz yoksa yani probleminiz yoksa derken belli bir parayı gözden çıkardıysanız bu ürün size asla ve asla üzmeyecektir. iPad Air ile kıyasladım daha mı iyi oldu? iPad Pro'nun küçüğüyle kıyasladım daha mı iyi oldu? iPad 8 bunu yapabiliyorum. Bunlar yalan. Yani tabii ki yapılır ama bu ürün değil hiçbiri. Bunu bilin lütfen. iPad 8'im de var, iPad Air'ım da var. Bireysel olmasa da yani kullandığım. Şunu söyleyebilirim arkadaşlar. Tabii ki benzer yanları var ama hiçbir ürün bu ürün değil. iPad Pro istiyorsanız adresiniz direkt olarak bu olacaktır diye düşünüyorum. Kendinize iyi bakın. Videomu izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Sosyal medya üzerinden bana ulaşabilirsiniz. Aşağıya yorumlarınızı ve tavsiyelerinizi bekliyorum. Herkese sağlıklı günler.